Uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün atık tülden kızıma etek dikeceğim. Nasıl dikeceğim? Şöyle tülün alt kısmını kullanmıştım. 70 cm genişliğinde bir parça kaldı. Uzun bir parça bu. Ben bundan şu şekilde 4 parça 180 cm kumaş biçtim. 180 cm kumaşı biçip üst üste koydum. Kenarlarını iğneledim. Sonra tam ortasından, yani 35 cm olacak şekilde ortasından kesiyorum. Bundan 2 tane etek çıkartacağım. 2 tane tüte eteğimiz olacak. Bu 4-5 yaş için ben bunu ayarladım. 35 cm eteğinizin boyunu çocuğunuza göre ayarlayıp ister bir tane etek böyle kalan parçadan, ister iki etek yaparsınız, kendi ölçülerinize kalmış bir şey, çocuğunuzun ölçülerine göre ayarlarsınız. Kestiğim kısmı katlayarak ilerliyorum düz kesebilmek için. Bu şekilde buradan kaymaması için de hemen şuralara kestiğim yerlere iğne takıyorum ki kaçmasın. Çünkü tül çok kayan bir kumaş. Düz sade bir tülümüzdü bu. Bunu daha öncesini kullanmıştım. Arkasından ne yapsam diye düşünürken tüte etek en mantıklısı geldi açıkçası. İğnemi takıyorum. Şimdi şu iğneleri hiç açmıyorum. İğneleri açmadan sadece şu iğneyi açabilirim. Şöyle biraz geriye koyabilirim. Şunu ağırlık yapsın diye kullanmıştım. Bir de şurası. Bu ikinci eteğimiz. Şunu kenara koyayım kafa karıştırmasın. İkisi de masamda krem. Bu da kırık beyaz. Bilmiyorum nasıl görünüyor mu görünmüyor mu? Videoda nasıl? Ama anlatmaya çalışacağım. 4 parça kumaşım var. Burada 4 parça kumaşım var. Şimdi burada ilk katını overlock'un ayarlarını biraz sonra göstereceğim. O dikiş ayarını da birleştireceğim. Bunu birleştirdikten sonra ikinci katına geçeceğim. Bunu da aynı şekilde dikeceğim. Sonra üçüncü katını dikeceğim. Sonra dördüncü katını dikeceğim. Sonraki işlemi biraz sonra anlatacağım. Burada overlock'umu 0.7 ayarına çekiyorum. Buradaki düğmesini de beriye çekiyorum. Çünkü ince bir overlock istiyorum. Geniş bir overlock istemiyorum. Makinamı o şekilde ayarlamamın sebebi şöyle ince dar bir overlock elde etmek. Bu şekilde alttan çok kalın bir görüntü olmaması için onu seçtim. Şimdi burada makinamın normal ayarlarını çekeceğim. Geniş overlock ile burasını dikeceğim. 4 parçayı üst üste kaydırmadan dikkat ederek bu şekilde şuradan overlock ile 4'ünü birbirine birleştireceğim. Kenarına overlock'unu çektim. 4 katı birbirine birleştirdim. Şimdi makinamın 5 numaralı dikişiyle buraya dikiş atacağım. Sonra ipleri büzdürerek bunu büzüştüreceğim. Makinamın büzgü ayağı vardı aslında. Onunla denedim fakat 4 kat tül sanıyorum fazla geldi. O yüzden büzgü yapmadı. Düz dikiş yaptı. Ben de bu şekilde mecbur eski yönteme devam diyerek buraya büzgü oluşturacağım. Büzgülerimi her yere eşit bir şekilde paylaştırdım. Burada makinamın şu kısımlarına gold ve gümüş simli ip takıyorum. Makinamın ayarları bu şekilde. Aynen bu şekilde. Fakat yine o kısmı göstermemişim. Overlock'umu dar overlock olarak yine attım. Uçlarının ince bir şekilde temizlenmesini istedim çünkü. Güzel, hoş bir görüntü oldu. Böyle yeni OS tarzında simli bir görüntümüz oluştu etek uçlarında.
Şimdi belini ölçüyorum. Astarını dikeceğim. Beli 40 santim çıktı. Astarımın kumaşını 4'e katladım. 20 santimden işaretledim. Boyunu da 30 santim aldım. Fakat eteğini 4 santim daha açıyorum. Biraz bolluk payı olmasını istiyorum etek uçlarında. Bu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra etek uçlarında 1 santim uçuruyorum. O kısım hani aşağıya doğru sarkma yapmaması için bu kısımdan hafif uçurdum. Sonra kenarlarını yine overlockla temizledim. Eteğimi gördüğünüz gibi astarımı eteğin içine yerleştiriyorum. Astarımı ve eteğimi 4 eşit parçaya bölüyorum. Hani aynı normal lastikte yaptığımız gibi hepsini iğneye gelecek şekilde gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Bu şekilde dağılımı daha güzel oluyor. Orantılı bir şekilde oluyor. Sonra burada büzgeleri eşit bir şekilde, hani bazı yerleri daha sık, bazı yerleri seyrek olmadan yaydırarak astarımı dikiyorum. Burada kızımın beline göre ayarladığım lastiği temiz bir şekilde diktim ve arka dikişine yerleştirdim. Ben lastik ölçüsünü belinden 5 cm kısa yapıyorum. O şekilde ayarlıyorum lastik ölçülerimi. Yine az önce astarda yaptığımız işlemi, yani lastiği 4'e bölerek ve eteğimizi 4'e bölüyoruz. Ve iğneleri iğneye denk gelecek şekilde lastik dağılımını eteğimize yapıyoruz. Bu şekilde ısrarla tekrar söylüyorum ama dağılımı çok güzel oluyor. Büzgüleri her tarafa eşit payda birleştirmiş oluyoruz. Burada bu işlemi yaptıktan sonra ben aralarına birer iğne daha taktım. Lastiği gerdirince dikmesi kolay olması için. Çünkü benim kızımın beli çok ufak. Çok ufak olunca lastiği biraz fazla esnetmem gerekiyor. Kayma yapmaması için aralarına iğneler takıyorum. Artık yavaş yavaş eteğimizin sonlarına geliyoruz. Bu şekilde lastiğimi esneterek astarıma eteğimi birleştiriyorum. Ve artık eteğimiz bitmiş oluyor. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldik. Bir atık tülden bu kadar güzel bir sonuç gerçekten ben de beklemiyordum. Sonunda şöyle güzel yıldızlar diktim üstüne. Bunları daha sonra çoğaltabilirim. Şu an biraz dikmesi oyalayıcı olduğu için bu kadar yeterli gördüm. Daha burada bir sürü yıldızlarım var. Bu şekilde video oldu bu da. Çok güzel bir geri dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Bu sevimli eteği beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum efendim. En sonda kızımın üzerindeki halinde video koyacağım. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.